Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevilil hadis. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhikni bis salihin. Ve ufavvizu emri ilallah. İnna Allaha basirun bil ibad. Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Sadakallahul azim. Ve qala an-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem: Ya eyyuhan nas افشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Bizleri yoktan var eden yüce Allah'a ve bizleri her türlü nimetlerle donatan yüce Yaradanımıza, özellikle içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayına, onun öncesinde Recep ve Şaban ayları, yani üç ayların birinci ve ikincisi olan o mübarek aylara ve Ramazan ayına kavuşturan ve bu ayda Rabbimizin rızasını kazanmak arzusuyla, ki bu akşamki konumuzun da gereği kulluğumuzu yerine getirebilmek adına, kulluğumuzun gereği olarak Rabbimize olan bağlılığımızı ifade edebilmek için onun bize göndermiş olduğu bu güzel mesajı anlayıp farkında olup bu ayda yapılması gereken tüm ibadetleri, yine Rabbimizin bizlere verdiği sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde oruç tutmayı, namazlarımızı eda edebilmeyi, Kur'an okumayı bizlere lütfetti. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde buyurduğu gibi, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş diye ifade ettiği birinci onluk dilimi geride bıraktık ve ikinci onluk dilimi idrak ediyor ve yaşıyoruz. Ve bugüne geldiğimizde bugünlerimizi de sağlığı sıhhati yerinde olanlar, oruçlarını tuttular, Rablerine olan bağlılıklarını ifade edebilmek adına namazlarını eda ettiler, Kur'an'ı okudular ve bunun yanında yapılması gereken diğer tüm davranışları, tutum ve davranışlarını yerine getirip bugünü de akşamını idrak ediyoruz. Mevla öncelikle ve özellikle bugünkü tutmuş olduğumuz oruçlarımızı da kabul eylesin. İnşallah yarın içinde Rabbim bizlere sağlık, afiyet ihsan eder. Yarınki oruçlarımızı da aynı güzellikle, aynı samimiyetle tutabilmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli müminler, aziz kardeşlerim, biraz önce ifade etmeye çalıştığım bazı nimetler, yani içinde bulunduğumuz zamanı ifade etmeye çalıştım.
Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Yüce Mevlamız, Yaradanımız bizleri bütün nimetleriyle donatıp sadece ve sadece karşılığında bizlerden kulluk etmemizi bekliyor. Kul olmamızı istiyor, kulluğumuzu yerine getirmemizi istiyor. Yani yapılması gereken ne varsa onları. Rab olarak tanıdığımız Allah'ımızı bu farkındalıkla beraber uyulması gereken, yapılması gereken neler varsa hepsini yerine getirmemizi istiyor. Kulluk ya da ubudiyet diyelim. Allah'a itaat etmek, emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak demektir. İbadet ise özelde kulun Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığını göstermesidir. Biz biliyoruz ki bizim varlık bir amacımız var. Yani yaratılan her şeyin bir yaratılış amacı vardır. Varlığının da bir amacı vardır. Biz insanoğlu varlık amacımız Rabbimizin vermiş olduğu tüm nimetlere şükür anlamında kulluk edebilmektir. Vermiş olduğu tüm nimetler, varlığımız bir nimet. İçinde bulunduğumuz mübarek ayı, ay Ramazan ayı bir nimet. Yani bu ayda ibadet edebilmek, yani yapılması gerekenlerin tamamını yerine getirebilmek ayrı bir nimet. Yani A'dan Z'ye veya Elif'ten Y'ye diye ifade olunur ya, ne varsa tamamını ifade etmeye çalışsak, saymaya da kalksak sayamayacağımızı da biliyoruz. Tüm bunlardan dolayı şükür anlamında kulluk etmektir asıl amacımız. Varlık amacımız budur. Kulluk ibadetten daha geniş bir kavramdır. İbadet dediğimizde aklımıza öncelikle belki de en başta namaz ibadeti geliyor, oruç ibadeti geliyor, zekat ibadeti geliyor, hac ibadeti geliyor. Yani bu maddeleri sıralayabiliriz. Ancak sadece bunlara hasretmek eksik kalır. Yanlış demeyelim, eksiktir, tamamlanması gerekir. Ve her emri ve her nehyi de yerine getirmek gerekir. Yani emirlere uyup nehilerden kaçınmak durumundayız. İnsanlar ve cinler bu emirleri ve yasaklara uyma konusunda ihtiyari olarak ihtiyari bırakılmıştır. Yani tercih hakları vardır. İradeleri bu şekildedir. Bunların dışındaki tüm yaratılanların daha farklı durumları söz konusu. Kulluk veya kul olma durumuyla ilgili değerli müminler, aziz kardeşlerim, Meryem suresi 93. ayeti celliye şöyle mealen bir bakalım. Estağfirullah. İn kullu men fis semavati vel ard illa atir rahmani abda. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız kul olarak Rahman'a gelecektir. İbadet daha çok emredileni yapmak, yani emirlere uymak, emredileni yapmak, kulluk ise sakınılması gerekenlerden de sakınmaktır. Yani hani bir tanım vardır ya, bir tanımın tarifi. İşte efradını cami, ayarını mani diye bir ifade. Burada olması gereken her şey, emredilenlerin hepsine uymak, yasaklanan neler varsa onlardan da sakınmaktır. Kulluğun gereği budur. Yani kulluğun gereği olarak ibadeti ifade etmek için şöyle diyebiliriz. Allah-u Teala'nın bizlere bahşetmiş olduğu tüm nimetlere karşı şükretmektir. Her nimetin de kendi cinsinden şükrü elbette ki gerekir. Dolayısıyla biz Rabbimize, Yaradanımıza Zariyat suresi 56. ayete baktığımızda şöyle buyuruyor. Yani durumumuzu bize ifade ediyor. Estağfirullah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Kulluk etsinler, ibadet etsinler diye. Biraz önce ibadet kavramının
tanımını yaparken tarifini daha geniş kapsamlı olduğunu, işte İslam'ın 5 esasına indirgemenin eksik kalacağını ifade etmeye çalıştık. Ayet-i Celil'e cinlerin ve insanların sadece namaz, oruç, tesbih vesaire için yaratılmış oldukları biçiminde anlarsak, tekrar etmiş oluyorum cümlemi, eksik kalır bu tanım. İbadet kavramı içerisine biz bu saydıklarımızı dahil ederiz. Bunun dışında bu ifadenin tam anlamını ifade etmek gerekirse şöyle deriz: Allah'tan başkasına tapmamak, ilah olarak, Rab olarak sadece onu bilmek, Allah'tan başkasına itaat etmemeleri, hiç kimseye boyun eğmeyip sadece Allah'ın karşısında eğilmelerini, ki namazda biz rükuya ve secdeye varırız, Rabbimizin huzurunda ancak bu hareketi gerçekleştiririz. Onun emirlerine itaat etmektir Allah'ın. Ondan korkmaları, sadece Allah'ın dininin kurallarına uymaları, onun dışında da hiç kimseden bir şey beklememektir ibadet. Ve hiç kimsenin önünde dua etmek için el açmamaktır. Yani bu ifadeler bizim için hayatı özetleyen durumdur. Yani kulluk belki bir kelime, ancak içerisine o kadar şeyi sığdırabiliyoruz ki hayatın tamamını buraya yerleştirebiliriz. Hayatın tamamı. Değerli müminler, aziz kardeşlerim, bu ayet-i cellenin devamında 57. ayette ise estağfirullah, مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُدْعِمُونَ Ben onlardan, yani bizlerden, yaratmış olduğu insanlardan ve cinlerden, öyle diyor, rızık istemiyorum. Onların beni doyurmalarını da istemiyorum diye ifade etmesi, böyle buyurulması dikkat çekicidir. Zira Allah'ın kullarından talebi, yani biz kullarından Rabbimizin talebi, sadece ve sadece kendisine kulluk etmemizi istiyor. İşte bu kulluğun birinci listesine de, ibadetlerimizin başına da namaz ibadetini yazabiliyoruz. Allah-u Teala'yı her an hatırımızda tutmak için ve hiçbir zaman unutmamak için günde 5 defa 5 vakit, vakitleri belli tayin edilmiş olan bu ibadete, namaz ibadetine devam ettiğimiz zaman biz kulluğumuzun ve ibadetimizin, başta gelen ibadetimizi yerine getirmiş oluruz. Bu ibadet tam anlamıyla, samimiyetle ve ihlasla yerine getirilirse, o zaman bununla bağlantılı olan hayatımız, yani diğer zaman dilimleri, 24 saat, çalışmamız, iş hayatımız, uykumuz, istirahatimiz de bizim için bir ibadet olacaktır. Ve onlar daha disiplinli ve düzenli olarak 24 saatlik günümüzde yerini alacaktır. Yani namaz vakitlerine indirgenmiş olarak veya planlanmış bir günü yaşamak, bizim planlı, düzenli, daha sağlıklı bir gün geçirmemize fayda sağlayacaktır. Değerli müminler, aziz kardeşlerim, Mevlamız, Yaradanımız bizlerden sadece kul olmamızı istiyor. Dolayısıyla da kulluğumuzu yerine getirebilmek adına da bizim Rabbimize olan bağlılığımızı ifade edebilmek için en başta gelen namaz ibadetine devam etmek durumundayız. Ramazan ayında elhamdülillah, çok şükür, yani sair zamanlarda, yani diğer geride kalan o bir ay, Ramazan ayının dışındaki 11 ayda belki sağlıklı olarak devamlı 5 vakit namaza devam edememe durumumuz olsa bile, veyahut da günümüzü değerlendirirken çok da Rabbimizin rızasını gözetme noktasında ihmalliklerimiz olsa bile, Rabbimize ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Ramazan ayında biz kendimize bir çeki düzen verip kendimizi şöyle bir hizaya çeker ve ibadetimize, namazımıza daha bir özen gösteririz.
zamanımızı Rabbimizin rızasına uygun geçirebilmek adına bir plan dahilinde hayatımızı yaşamaya gayret ederiz. Ki namaz ibadetini en başa aldık. Bu ibadetleri veya çeşitlerini şöyle de sınıflandırmak mümkün. İşte ilmihal bilgisi, ilmihal bilgilerimize baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliriz. İşte şekli ve zamanı itibariyle ibadetler diye bir kavram var. İşte kurallı ibadetler, kuralsız ibadetler veya eda edilme yönünden ibadet çeşitleri var. Bedenle yapılan ibadetler, malla yapılan ibadetler, hem beden hem de malla yapılan ibadetler de söz konusu. Bütün bunları ilmihal bilgisi olarak bizler zaten biliyoruz ve hatırlıyoruz. Kıymetli cemaatimiz, değerli izleyenlerimiz, burada kurallı ibadetlerden işte namaz, oruç belli bir vakti olduğunu ifade etmeye çalıştım. Zekat, hac gibi. İşte diğer bunun yanında ilave edeceğimiz infak kavramı, selam, Kur'an okumak, tesbihatta bulunmak, tefekkür etmek, ana babaya iyilik etmek, onlara bakmak, sıla-i rahim yapmak, işte aç olanları doyurmak, yolda eziyet verici bir şeyi kaldırmak ve hepimizin görevi olan emri bil maruf, nehyanil münkeri yerine getirmek. İşte cenazelerimize katılmak, hasta ziyareti gibi. Bir de bunun yanında işte eda edilme yönünden ibadet çeşitleri var. Onları da kısaca ifade etmiş olayım. Bedenle yapılan ibadetler işte namaz ibadeti, oruç ibadeti gibi. Malla yapılan ibadetler zekat, sadaka, hayır hasenatlarımız. Hem beden hem de malla yapılan ibadetler hac ibadeti, kurban kesmek gibi bu ibadetler. Ve bunlarla beraber değerli müminler, namaz ibadetinin vakti tayin edilmiş belli bir vakitte olduğunu ifade eden Nisa suresi 103. ayet-i celil'e de kânet alel müminine kitâben mevkûte, vakitleri belli bir farzdır ifadesi. Yani müminler üzerine vakitleri belli bir farz. 5 vakit namazın vakti belirli. O vakit girdiğinde o vaktin namazının vakti girmiş oluyor, eda edilmesi gerekiyor. Oruç ibadetiyle ilgili içinde bulunduğumuz zaman dilimi, işte sıkça tekrarlanan ve okunan duyduğumuz Bakara suresi 185, estağfirullah, şehr-u ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an hüdellinnâs ve beyyinâti minel hüdâ vel furgân. Femen şehide minkumuş şahra fel yasum. Öyle ise, yani son bölümünde, sizden Ramazan ayını idrak edenler o ayda oruç tutsun. Yani burada da belli bir vakit ve zaman söz konusu. Hac ibadetiyle ilgili de yine hac günleri belirlidir. Zekat ibadetiyle ilgili işte üzerinden bir yıl geçmesi, nemalanması kavramı ve sarf edilmesi gerektiği yerler de Tövbe suresi 60. ayeti celilede yine bizlere belirtiliyor. O 8 sınıfa verilmesi gerektiği. İşte kuralsız olan ibadetlerle ilgili de biraz önce ifade etmeye çalıştım. Yani bütün bunlar infaktan tutun da işte yedirmek, içirmek, işte zekatımızda, sadakamızda, hayır hasenatımızda yaptığımız iyiliklerde, onların da kendi içerisinde bazı kuralı var. Yani en iyisini, iyi olanı seçmek, güzelini seçmek, yapılan ibadetin en iyisine olması için özen göstermek. Burada ibadetlerin tümüyle ilgili şunu da söylemek mümkün değerli kardeşlerim. Allah'ın rızasına götüren amellerin tamamından ibarettir diyebiliriz ibadet. Allah'ın rızasına götüren amellerin tamamı. Onun rızasını kazanmak arzusuyla. Ki biz zaten ibadetlerimizde işte namaza dururken de veya herhangi bir başka işte salih amel dediğimiz o davranışları yerine getirirken de İşte niyet ederiz. O niyetimizde ya Rabbi senin rızan için cümlesi. Onun rızasına götüren davranış derken biz her yaptığımız davranışımızı Rabbimizin rızasını kazanmak arzusuyla yerine getiririz. Sadece namazla, oruçla, zekatla, hac ibadetiyle hasretmek, sınırlamanın eksik olduğunu tekrar ifade etmiş olayım. Değerli müminler, aziz kardeşlerim, kıymetli izleyenlerimiz. Kulluk ve onun içinde yer alan ibadetlerle ilgili Nisa suresi 36. ayet-i celileye de baktığımızda
yine burada da bizi yönlendirici cümleleri görmek mümkündür. Yaradanımız Mevlamız bizlere Nisa suresi 36. ayeti celilede şöyle buyuruyor. Estaizu billah. وَاَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّب۪يلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sıralama bizim için uyulması gereken kurallar noktasında bu sıralama bizim için önemli. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. İkinci sırada nedir? Ana babaya iyilik edin. Devamında akrabaya iyilik edin. Yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve ellerinizin altında bulunanlara, yani hayatı beraberce paylaştığınız, yaşadığınız kimselere iyi davranın. Onlarla iyi geçinin. Onlarla aranızda olması gereken hukuk neyse onlara uyun. O hukuku zedeleyecek şeylerden sakının. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseleri sevmez ifadesiyle de Nisa suresi 36. ayet-i celle bitiyor. Değerli kardeşlerim, kıymetli izleyenlerimiz, bu ayet-i celle bize adeta bir sıralama, bir şablon çiziyor. Bu şablona bile uysak hayat bizim için daha güzel ve anlamlı olacak. Hayatı beraberce paylaştığımız, yaşadığımız herkesle, yani buna şahsımız, kendimiz başta olmak üzere aile fertlerimiz, annemiz, babamız, evlatlarımız, komşumuz, akrabamız, arkadaşlarımız, yani bütün bunlar sıralanıyor. Bütün bunlarla beraber hayatı anlamlı kılmak bizim elimizde. Eğer biz bu noktadaki bu hassasiyeti her birimiz gösterirse, her birimiz aynı güzelliği, aynı hassasiyeti gösterdiğinde hayat daha da bir güzel olacaktır. Ki işte onun örneğini biz Ramazan ayında yaşıyoruz. Yani camiye gelen çocuklarımıza gösterdiğimiz müsamahadan tutun, birbirimizle olan selamlaşmamıza, birbirimizle olan geçimimize dikkat ettiğimiz, işte iş arkadaşımız, evdeki aile fertlerimiz, akrabalarımız, bütün bunlarda Ramazan ayında onun örnekliğini, küçük örneğini yaşıyoruz, görüyoruz. Yani demek ki tabir yerindeyse olabiliyormuş. Yani çok uzak, yapılamayacak bir şey değil. Olmadığını Ramazan ayında görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dersimin başında bir hadis-i şerif okumuştum, hadis-i şerifin metnini. Onun da mealini şöyle hatırlamış olalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Ya eyyühennas, bu hadis-i şerif Tirmizi'de ve Müslim'de geçmektedir. Ya eyyühennas, ey insanlar, efşüsselam, selamı aranızda yayın, esenliği, selamı yayın. Vesulul erham, sıla-i rahim yapın. Yani ziyaretleriniz, akrabalarınızla olan, arkadaşlarınızla, akrabayı taallukatınızla olan bağınızı kesmeyin. Onlarla olan ilişkiyi devam ettirin. Ve et'imut ta'am, yemek yedirin, ikramda bulunun. Komşunuza, arkadaşınıza, kişinin aile fertlerine ikram etmesi de bir iyiliktir, sadakadır. Ve sallu billeyl ve nâsü niyâm. İnsanlar gece uykudayken siz namaz kılın. Yani istirahat vaktindeyken bu gecenin üçte birlik bölümünü, bunların da işte sınırları belirlenmiş, zamanları tayin edilmiş, namazınızı kılın da ve devamında tedhulul cennete biselam, selam ile cennete girin. Bizlere adeta hayatın şifrelerini de veriyor. Yani
dünya ahiretin tarlasıdır hadis-i şerifte var ya. Şimdi ahiretimizi kazanabilmenin yolunu bu dünyada nelerden geçtiğini bizlere ifade ediyor aleyhissalatu vesselam. Yüce Yaradanımız, Mevlamız, Rabbimiz, Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de bizlerin yaratılış gayesi, amacımızın ne olduğunu ve ibadetle ilgili yapılması gereken şeylerin neler olduğunu sıralıyor. Onları da madde madde bizlere öğretiyor, ifade ediyor. Ve akabinde de Kur'an'ın en büyük ve en güzel yorumcusu olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da o hadis-i şerifinde bizlere adeta bunun açıklamasını detaylandırarak hayatın şifresini bizlere ifade ediyor. Bunlara uyduğumuz zaman, yerine getirdiğimiz zaman hayat bizim için daha bir güzel olacak, daha anlamlı olacak. İşte kulluğun gereği yerine getirilmiş olacaktır diye ifade edebiliriz. Yani biz 24 saat boyunca Rabbimize olan kulluğumuzu yerine getirmek istiyor muyuz? İşte bu ifade ettiğimiz maddeler çerçevesinde hayatımızı planlarsak işte kulluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Bunun en başına namaz ibadetini yazmıştık. İşte onunla beraber Ramazan ayı girdi. İşte orucumuz, hayır hasenatımız, sadakamız, infakımız, işte selamlaşmamız, kardeşliğimiz, birbirimizin farkında olması. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde eşittir diyoruz ki kulluktur diyebiliriz. Rabbimize, Yaradanımıza sonsuz hamd olsun, ona sonsuz şükürler olsun. Kulluğumuzu yerine getirebilmek adına Rabbimiz bize bu senede Ramazan'ı lütfetti, sağlık sıhhat verdi. Namazımızı eda ediyoruz, oruçlarımızı tutuyoruz, Kur'anlarımızı okuyoruz, beraberce hayatımızı paylaşıyoruz, birbirimizle beraber daha bir anlam kazanarak hayatı devam ettiriyoruz. Rabbim bütün bu güzelliklerle beraber bizleri kulluğunda daim eylesin. İman üzere ayaklarımızı sabit kılsın. Bu imandan sonra da bizleri gerisin geriye döndürmesin. Bizlere merhametiyle muamele eylesin. Ve bizlere hiçbir zaman ceza emrini söylemesin. Ve bizleri her türlü kötülükten, çirkinlikten ve fenalıktan muhafaza eylesin. O kulluğunda daim eylesin. İnşallah bizler bu ayın sonunda Arefe gününün güzelliğine, bereketine ve bayram sabahına da aynı güzelliklerle, nimetlerle beraber kavuşmayı da bizlere nasip eylesin. Yine çok zaman tekrar ediyoruz ama yine bir kelime-i şehadetle dersimizi tamamlayalım. Buyurun ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek de hayatımızı tamamlamayı her birerimize nasip eylesin. Zamanınız, akşamınız bereketli olsun. Şimdiden sahurun bereketini her birinize diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Rabbim inşallah sevdiklerimizle beraber bu ayı tamamlamayı tekraren ifade ederek söylüyorum. Cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.